Evet sevgili izleyiciler, 10. Viyana'dayız. Muhteşem bir yerdeyiz ve şu anda masada yok böyle bir kahvaltı, sabah inanılmaz böyle keyifli bir kahvaltıdayız. Ahmet, ilk önce bir kendini tanıt, sonra biraz kahvaltı üzerine duralım. Merhaba Ekin abi, tekrardan hoş geldin. İsmim Ahmet Yoğurtçu. 7 senedir burada Viyana'da köy restoran işletmecisiyim. Aslen Sivaslıyım. Burada misafirlerimize sizin de gördüğünüz gibi serpme kahvaltı ikramında bulunuyoruz. Serpme kahvaltımız Türkiye'deki serpme kahvaltıya birebir vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet Ekin abi, biliyorsunuz kahvaltı günün ilk öğünü. Kahvaltı insana mutluluk veren unsurlardan bir tanesi. Evet. Yani şimdi gördüğünüz gibi de kahvaltımızda ürünlerimizin hemen hemen birçoğu kendi imalatımız. Yumurtamız özel bir çiftlikle anlaşmalıyız. Tamamen organik yumurtalarımız. Balımız aynı şekilde. Reçellerimiz zaten kendi imalatımız. Zeytinlerimiz, peynirlerimiz tamamen özel seçim ve organik olmasına dikkat ediyoruz. Diğer sıcak ürünlerimiz tabii ki şeflerimiz burada evet anında yapılıyor ve buradaki şeflerimiz tarafından yapılıyor. Soğuk kahvaltıdaki mezelerimiz hepsi kendi imalatımız. Şimdi 7 senedir buradasınız, evet. Ki çok iyi bir ekiple çalışıyorsunuz. İçeride gördüğüm kadar çok iyi bir aşçınız var. Çünkü bir temel, bir evin temeli aşçıdır. Onunla ilgili biraz. Evet, Türkiye'den çok yetenekli bir aşçı getirdik. Kendisi Türkiye'de çok önemli bir restoran zincirlerinin baş aşçısıydı. Kendisi şu anda burada bizimle. Biz de kendisiyle beraber sunduğumuz hizmeti daha bir üst çıtaya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz Ekin abi. Çok iyi. Baktığım zaman şimdi tabii ki burada sadece kahvaltı yok sevgili izleyiciler. İnanılmaz böyle bir mangal ve etli ekmek olayı var. Eti nasıl temin ediyorsun? Evet Ekin abi, biz dediğiniz gibi kahvaltının yanında bizim kebaplarımız, pidelerimiz de çok meşhur. Konya usulü pidemiz de burada çok meşhur. Açıldığımızdan beri aynı kalitede, hatta daha da kaliteli pide sunmaya gayret gösteriyoruz. Etlerimiz burada güvendiğimiz bir et firmasından helal, %100 helal olarak çok özen gösterdiğimiz bir konu. Etleri özellikle kendimiz seçerek, sürekli takip ederek etleri misafirlerimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Ve bu konuda da iddialıyız. Etlerimiz, misafirlerimiz bu konuda akıllarında hiçbir soru işareti kalmadan helal etlerimiz ve temiz bir şekilde etlerimizden güvenle tüketebilirler. Şu anda kaç kişi çalışıyor? Şu anda 20 kişiyiz. Benim de gözlemlerime göre çok iyi bir ekip. Çok böyle atik, güler yüzlü, başarılı bir ekip. Peki ya, müsaaden var mı? Ben bir mutfağa dalayım. Evet Ahmet, şu anda baskına geldik. Ustayı böyle biraz gafil avladık. Şu anda evet, süper. Ustam bir kendini tanıt. Eren Ciğerci, ben İstanbul'dan geliyorum. Aslen Konyalıyım. 2 ay oldu aşağı yukarı. İyi etli ekmek yaparsın. Etli ekmek, evet. Yani biraz bizim milli yemeğimiz olduğundan ötürü ekmeğimiz var. Onun yanında bamya çorbamız var. Süper. Ben yeni geldim. Yani Ahmet Bey'le Türkiye'de daha önceden tanışıyorduk, o fuarlarda gerek işte gastronomi alanındaki şeylerden. Hep böyle bir gelme şeyimiz vardı. Onun hep bir getirme hevesi, benim bir gelme isteğim vardı. Ay işte zamanlar geçti, en sonunda bir kısmet oldu. Tamam hadi dedik. Öyle çıktık geldik biz buraya. Geleli de dediğim gibi daha yeni, 2 ay oluyor. Çok korkum vardı. Ekipten yana korkum vardı. Şey, restoran işletmeciliğinden ötürü korkularım vardı. Tedarikten korkum vardı. Ama buraya gelince öyle bir altyapısı yapılmış bir yer gördüm ki. Yani aldı kasaba götürdü. Kasapta ne istersek onlar geliyor. Her şeyimiz. İstediğin eti bulabiliyoruz. İstediğimiz eti buluyoruz. İstediğimiz domatesi, istediğimiz mercimeği, istediğimiz ürünlerin %99'unu bulabiliyoruz. Ekipte de yani bir altyapısı olan dükkandı. Bu dükkanların hepsi tamamı entegre. Yani biz bize istediğimiz eti bulamasak bile bize danayı kol ya da but, kısa but ya da kuzuyu karkas olarak geldiği sürece biz zaten kendi etimizi kendimiz işleyip kendimiz çıkartabiliyoruz. Ya şu neye dikkat eder? Tabakların boşluğuna mı dikkat eder? Yenilmiş mi, yenilmemiş mi? Dikkat eder misin sen de? Geri dönüşte tabii bulaşıkhaneden mutlaka bir geri dönüş alıyorum. Ne geri geldi, ne geri gelmedi, neleri müşteri tamamen bitirmiş, neye hiç elini sürmemiş. Bunlara göre de işte meze çeşitlerimizi değiştiriyoruz, ikramlarımızı değiştiriyoruz, tabak sunumlarımızı değiştiriyoruz. Yani müşteri artık bir noktadan sonra bir şeylerden vazgeçmeye ya da böyle sıradan gelmeye başladığında biz farklı bir ikramla, farklı bir pişirmeyle, farklı bir sosla bir yeniden revize ederek devam ediyoruz. İsim ana kısmını bozmadan.